Merhabalar. Enerji Dönüşümleriyle yine birlikteyiz. Fıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Enerji dönüşümlerinde arkadaşlar birçok enerji dönüşümü vardır. Fakat biz bu dersimizde sadece kinetik enerji ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümü ne göreceğiz. Enerji hiçbir zaman yok olamaz. Enerji başka enerji türüne dönüşebilir. Bu kurala enerjinin korunumu kanunu deriz. Arkadaşlar enerji yok olamaz. Sadece başka bir enerjiye dönüşebileceği için hiçbir zaman yok olamaz. Biz bu kurala, bu yasaya enerjinin korunumu yasası deriz. Yandaki kayakçının sürtünmesi zemindeki hareketi sırasında kinetik enerji ve potansiyel enerji dönüşümleri şu şekildedir arkadaşlar. Bir konumunda çekim potansiyel enerjisi vardır. Bir konumunda sadece yüksek Yüksekliği olduğu için arkadaşlar yükseklikten dolayı çekim potansiyel enerjisi vardır. 1 ve 2 arasında çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artar. 1 ve 2 arasında hızı artacağı için kinetik enerjisi artacak. Yüksekliği azalacağı için ise çekim potansiyel enerjisi azalacaktır. İki konumunda sadece kinetik enerjisi vardır. Arkadaşlar kinetik enerjisi iki konumunda maksimum olacaktır. Çünkü burada yükseklik sıfır. Hız maksimum olacaktır. En yüksekte ise burada ise potansiyel enerjisi maksimum olacaktır çünkü orada sadece yüksekliği vardır. 2 ve 3 arasında kinetik enerjisi azalırken 2-3 yükseklere doğru çıktıkça arkadaşlar hızı azalacağı için kinetik enerjisi azalırken çekim potansiyel enerjisi artacaktır. 3 konumunda sadece çekim potansiyel enerjisi olacaktır. Yani burada potansiyel enerji maksimum olacaktır arkadaş Potansiyel ve kinetik enerjisinin toplamına mekanik enerji denir. Mekanik enerji bir cismin ya da sistemin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Mekanik enerjiyi ME, kinetik enerji KE, potansiyel enerjiyi PE ile gösterirsek ME yani mekanik enerji eşittir kinetik enerji artı potansiyel enerji diyebiliriz. Fakat sistemde sürtünme kuvveti yoksa mekanik enerji sabittir ve değişmez. Sarkaçta enerji dönüşümüyle devam edelim. Sarkaç arkadaşlar saatlerde bulunan sürekli salınım hareketi yapan cisimlere denir. Burada baktığımızda birden ikiye doğru gittiğinde arkadaşlar potansiyel enerjisi azalacak çünkü yüksekliği azalacaktır. Fakat kinetik enerjisi artacaktır çünkü hız artacaktır. 2'den 3'e doğru gittiğinde arkadaşlar şurada 2'den 3'e gittiğinde potansiyel enerjisi artacak hızı azalacağı için kinetik enerjisi azalacaktır. Potansiyel enerji en fazla 1 ve 3 yani yüksekliğin en fazla olduğu yerlerde. Kinetik enerjisi ise arkadaşlar iki konumunda ise yüksekliği olmayacağı için potansiyel enerjisi 0, kinetik enerjisi de maksimum olacak. Burada kinetik enerji maksimum Potansiyel enerji sıfır olacak. İkinci durumda ise topun enerji dönüşümü. Yerden yukarıya doğru atılan bir topun enerji dönüşümüne bakalım. Arkadaşlar yukarıya doğru atıldığı için potansiyel enerji 1'den 2'ye doğru gittikçe artacak. 2'den 3'e doğru gittikçe artacak. Kinetik enerjisi ise tam tersi azalacaktır. Çünkü aşağıdan yukarıya atıldığında hızı azalacağı için kinetik enerjisi azalacaktır. 3'ten 4'e geldiğinde ise potansiyel enerjisi azalacak. Kinetik enerjisi ise artacaktır. 4 konumunda ise arkadaşlar potansiyel enerji sıfır olacak. Kinetik enerji maksimum olacaktır arkadaşlar. Burada baktığımızda arkadaşlar 3'te potansiyel enerji maksimumken 3'te potansiyel enerji maksimum olacak. Yani en fazla olacak. 4'te ise kinetik enerji enerji maksimum olacaktır. Potansiyel enerjisi sıfır olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar iki konumunda ise yüksekliği tam ortada olduğu için potansiyel enerji ile kinetik enerji eşit olacaktır. Potansiyel enerji eşittir. Kinetik enerji olacaktır. Yaydaki ve oktaki enerji dönüşümlerine bakalım. Arkadaşlar yay ve oktaki enerji dönüşümleri potansiyel enerjiye baktığımızda arkadaşlar bir konumunda bir konumunda yay gerilmediği için Potansiyel enerji sıfır, hareket etmediği için kinetik enerji de sıfır olacaktır. İki konumunda ise arkadaşlar potansiyel enerji artacak çünkü yayda gerilme olduğu için potansiyel enerji artacak. Kinetik enerji yine sıfır, henüz hareket yok. Üçte ise arkadaşlar yaydaki potansiyel enerjinin tamamı neye dönüşecektir? Kinetik enerjiye dönüşecektir. Sorularla devam edelim. Buna göre bu olay sırasında gerçekleşen enerji dönüşümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bir demir bilye belirli bir yükseklikten bir yay üzerine bırakıyor ve sıkışıyor. Arkadaşlar bilye yay üzerine bırakılıyor ve sıkıştırılıyormuş. Burada Yüksekliğinden dolayı ne olacaktır? Potansiyel enerji. Neye dönüşecektir? Kinetik enerjiye. Kinetik enerjide de neye dönüşecektir? Esneklik. Esneklik potansiyel enerjisine dönüşecektir. Çünkü yayı sıkıştırdığı için. Hangi şıkta var bu? Kinetik enerji, potansiyel enerji. Yanlış. Öncelikle potansiyel enerji olacak. Esneklik potansiyel değil. Çekim potansiyel enerji, kinetik enerji. O da esneklik potansiyel enerjiye dönüşecektir. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır. Devam edelim. Sürtünmesiz ortamda karın serbest bırakılan bir oyuncak araba K ve P noktalar arasında gidip gelmektedir. Arkadaşlar K ve P yani potansiyel kinetiye kinetik tekrar potansiyele dönüşüyormuş. Burada buna göre cismin bazı noktalarda çekim potansiyel enerji arasında ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? K'da P'den büyüktür. Arkadaşlar K P'den büyük olamaz potansiyel enerji ne olacak? K ve P noktasında birbirine eşit olacak. B'ye bakıyoruz. N'de M'den büyüktür. Evet. N'deki yükseklik bakın yükseklik fazla olduğu için burada potansiyel enerji sıfır olduğu için N büyüktür M. Doğru cevap C'ye bakalım. N büyüktür K diyor. Hayır. K daha büyük. Çünkü burada potansiyel enerji maksimumdur. Bu da yanlış. L eşittir P diyor. Arkadaşlar hayır. L eşittir nedir? Bu da yanlış. O halde cevabımız B şıkkıdır. Sürtülmesiz ortamda K ve M noktalar arasında salınım hareketi yapan sarkaç için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? K'dan L'ye gelirken kinetik enerjisi artar. K'dan L'ye kinetik enerjisi artar. Doğru arkadaşlar. hız artar. Yüksekliği azalıp hız arttığı için doğru. M'den L'ye arkadaşlar M'den L'ye gelirken çekim potansiyel enerjisi azalır. Doğru. Yüksekliği azalacağı için doğru. L'den K'ya gelirken L'den K'ya gelirken çekim potansiyel enerjisi azalır diyor. Yanlış arkadaşlar. Yüksekliği artacak için bu artar olacak. L'den M'ye gelirken L'den M'ye giderken arkadaşlar bakın L'den M'ye giderken kinetik enerjisi azalır. Yüksekliği arttığı için kinetik enerjisi azalacaktır. Bu da söylenebilir ama C söylenemez arkadaşlar. Şekildeki sürtünmesiz yolun, sürtünmesiz çok önemli. Yolun K noktasından serbest bırakılan cisim K noktasında cismin potansiyel enerjisi 80 جول. Arkadaşlar burada 80 جولmuş. 4H'da 80 جولsa 2 hda ne olacaktır? 40 H'da ne olacaktır? 20 yani 4'te biri. Burada ise potansiyel enerjisi ne olacaktır arkadaşlar? 0 yükseklik 0 olduğu için. O halde L noktasında 40, M noktasında 20, N noktasında 0 olacağı için cevabımız A şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar L'de 20, M'de 20 eşit olamayacağı için B şıkkını eliyoruz. K'da 40, M'de 60. 60'da M daha e, yüksekliği daha az olduğu için 60 olamaz. 10 20 N'de 0 olacağı için olamaz. Cevabımız A şıkkı diğer şıklara da bakmış olduk. Bir cismin kütlesi arttığında kinetik enerjisi artar. ifadesinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini seçmelidir? Arkadaşlar o halde biz kinetik enerjinin kütleye bağlı olduğunu göstermek istiyorsak süratleri eşit olacak ve kütlesi farklı olacak. A şıkkında kütleler eşit olmaz. B şıkkında kütlesi farklı fakat süratleri eşit değil olmaz. C şıkkına bakıyoruz kütleleri farklı olacak Süratleri eşit olacak. O halde hangisiyle test edebiliriz? C şıkkıyla test edebilir. Cevabımız C şıkkı. Burada kütleleri farklı olabilir fakat süratleri de farklı olduğu için biz bunu test edemeyiz. Cevabımız C şıkkı. K, L, M cisimleri bulundukları konumlarda iken potansiyel enerjileri eşitmiş arkadaşlar. M, L, K'nın potansiyel enerjileri eşitse arkadaşlar M'nin normalde yüksekliği en fazla olduğu için en fazla olacağı düşünülür. Ama m'nin neyi az olması lazım? L ve K'dan potansiyel enerjisinin eşit olması için kütlesinin en az olması lazım. Burada ise K'nın yüksekliği az olmasına rağmen potansiyel enerjisi fazlaysa K'nın da kütlesinin en fazla olması lazım. Hangi şıkta var? Bu burada kütleler eşit olmaz. K'nın kütlesi en fazla m'ninki en az o halde. Cevabımız ne olacak? B şıkkı olacaktır. Enerji bir cisimden diğerine aktarılabilir, bir türden başka bir türe dönüştürülebilir. E, enerjinin korunumu yasası diyorduk arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kinetik enerji, potansiyel enerji dönüşümü yoktur arkadaşlar? Bakalım. Paraşütçünün helikopterden atlaması bu potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümüdür. Tam tersi. O halde cevabımız A şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Hava kuşun havalanması kinetiğin Yüksekliği arttığı için potansiyel enerjiye dönüşümü. Oyuncak füzenin fı fırlatılması kinetiğin e, neye dönüşecek? Yine potansiyel enerjiye. Füze yukarıya doğru çıktığı için yüksekliği arttığı için. Futbolcunun to topu havaya oturması yine kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşümüdür. Çünkü havaya fırlattığı zaman yüksekliği artacaktır. Hangisinde yok? A şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup bildirimleri açıp ilk videolarımı siz izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.